Şah İsmail'in babası Haydar öldürüldüğünde Akkoyunlu ve Şirvanşahların ittifakı sonucu Şah İsmail o sıralarda 1-1,5 yaşlarında bir çocuk. Kaleye hapsediliyor, İstahır Kalesi'ne, Şiraz yakınlarında bir yerdir bu, Fars eyaletinde. Annesi ve iki kardeşiyle beraber 6 yaşına kadar, yani 5,5-6 yaşına kadar bu kalede hapis kalıyorlar. Sonra Akkoyunlu tahtında meydana gelen değişiklik sırasında da dayıları tarafından, Akkoyunlu Sultan olan dayıları tarafından serbest bırakılıyorlar. Önce Tebriz'e geliyorlar, sonra Erdebil'e gönderiliyorlar. O sırada Akkoyunlu tahtındaki iç mücadeleler sırasında da güya bunlar mevcut hükümdarı destekleyeceklerdir. Fakat şartlar başka türlü gelişiyor ve Şah İsmail'in, o zaman şöyle söyleyeyim, İsmail'in ağabeyi Sultan Ali Akkoyunlar tarafından öldürülüyor. Çünkü bunların gücünden, yani bunlara destek veren Kızılbaşların gücünden Akkoyunlar korkuyorlar. Neticede, yani Şah İsmail dedesi, babası ve ağabeyi siyasi mücadeleler sırasında öldürülüyor. İlginç olan burada şudur. Bu hareket sürekli liderini kaybetmiş olmasına rağmen dağılmayan bir hareket. Çünkü Kızılbaşlar Hazreti Ali'nin soyundan gelen, yani Hazreti Ali'den kaynaklanan imametin Safevilerin soyundan gelen birinde yeniden zuhur edeceğine inanıyorlar. Bu yüzden 1 yaşında da olsa çocuk, 5 yaşında da olsa ona bağlanıyorlar. Kutsal bir vazifesi var. Kutsal bir şey görüyorlar. Yani onda bir özellik görüyorlar ve bağlanıyorlar. Dolayısıyla hareket dağılmıyor. Kızılbaş hareketinin en önemli özelliği budur zaten. Dağılmamış olması. Şah İsmail'in, Akkoyunlar Şah İsmail'in peşine düşüyorlar. Şah İsmail Erdebil'de ev ev, sokak sokak saklanıyor. Ama Erdebil'de çember daralınca bu sefer onu Gilan'a gönderiyorlar. Gilan'da Karkıya Mirza'nın yanında 7 yıl kadar kalıyor. Burada işte Farsça öğreniyor, Kur'an öğreniyor. İyi bir hafızdır aynı zamanda. Hafızdır yani. İşte hadis ilmini öğreniyor. Şia'yı öğreniyor, tahmin ediyoruz. Yani orada Şia'yı da orada öğrendiğini tahmin ediyoruz. 12-13 yaşlarına geldiği sırada da Akkoyunlu tahtında ciddi bir sarsıntı var. Ve Kızılbaş reisleri Şah İsmail'in artık zuhur etmesi gerektiğini inanıyorlar ve onunla artık bir çıkış hareketine girişiyorlar. İlk hareket 7 kişiyle çıkılmış bir hareket. Yani yola 7 kişiyle çıkılıyor. Sonra 300, 700, 3000, 7000 gibi rakamlara ulaşılıyor. Fakat Şah İsmail'in hareketin ilk başladığında çok ciddi bir gücünün olmadığı ortada. Hem gücü yok hem silahları yok. Yani kılıç, ok, mızrak vesaire yok. Yeterli sayıda yok. Anadolu'ya geliyorlar, Bingöl yaylalarına geliyorlar ve Bingöl yaylalarında Ustaclı Türkmenlerinden çok ciddi bir destek alıyorlar. Anadolu Türkmenleri. Anadolu Türkmenleri. Ama burada hemen şunu belirteyim. O sıralarda bu bölge Osmanlıların hakimiyetinde değil. Evet. Ve her tarafa haberler gönderiliyor. Kızılbaş Türkmenler gelsin diye. Dulkadir Beyliği'nden çok ciddi bir kuvvet gidiyor. 5-7 bin kişilik bir kuvvet gidiyor. Anadolu'nun değişik yerlerinden gidenler var. Halep Türkmenlerinden gidenler. Keza İran değişik yerlerindeki Türkmenlerden gelenler var. Ve sayı artık 7000 ile konuşulur hale geldiğinde de Şah İsmail hareketi başlıyor. Şah İsmail bu sıralarda henüz 13 yaşındadır. Bu 13 yaşındaki çocuğun diyelim başlattığı hareket çığ gibi büyüyor. Önce Akkoyunlular aradan çıkarılıyor. Elvent Bey'in ordusuna karşı, 30 bin kişilik ordusuna karşı 10 bin kişinin muhteşem bir zaferi var mesela. Tam bir imha savaşına dönüyor. Keza daha sonra Murat Bey'i yeniyorlar. Elvend'in kardeşidir. Akkoyunlu ülkesi ikiye bölünmüştü o sırada. Murat'ı da yeniyorlar. Tebriz merkezli bir nüve oluşturuluyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu, bilinmesi gereken nokta şu. Şah İsmail'in hareketi başladığında İran'ın yerli Şiileri ona destek vermemişlerdir. Çünkü bu hareket Kızılbaş Türkmenlerinin başlattığı bir harekettir. Şeyhlerini şah yapmak amacıyla başlattıkları bir harekettir. Ve Şah İsmail İran'da Şii hanlarla veya Şii feodal beylerle de savaşıyor. Onları da hakimiyet altına alıyor. Mesela Güney İran'da Gulat'ı Şia'dan sayılan Muşaşaları yeniyor. Orta İran'da Gülhan'dan ve çevresinde diğer Şii zümreleri yeniyor. Mazenderan'da, Gilan'da keza diğer Şii zümreleri, onları da ikna ediyor. Yani İran'ın Şii zümrelerini de
savaşla veya ciddi bir güç gösterisiyle egemenliği altına alıyor. Bilinmesi gereken nokta şu burada. Bu sıralarda yani Safevi hareketinin ortaya çıktığı ve Şah İsmail'in 1502'de Tebriz'de şahlığını ilan ettiği sırada İran'ın iyimser bir tahminle %65'i %70'i henüz Sünni. İran o dönemde Şii bir devlet değil. İran o dönemde Şii bir devlet değil. Bir niye güldüm biliyor musun? Bir seyircimiz Mehmet Ermin mail göndermişler. İyi yayınlar Murat Bey, ekteki resmi buldum. Divanı Yavuz ile ilgili. Mehmet Bey teşekkür ederim. İlk gün. Şunu gösterelim. Ekranda takılı değil mi? Hmm, niye güldüm ama biliyor musun? Bu yazı benim. 81 veya 82'de yazmışım hatırladım. Ha, senin yazıyı mı gönderdin? Benim yazıyı göndermiş. Herhalde imzam yok altında. Bu Süleymaniye'deki divandır. Şöyle büyük bir şeydi. O tarih dergisindeki yazı mı senin? Evet. Hani yılını bile koymadığımız dergi. Yılı da yok, sayı da yok. Bravo, evet. 1904, pardon Sultanahmet'e gelmiş. Doğru. Reşat değil, 1904. Kaiser Wilhelm ve Yavuz Selim divanı hazırlatmıştı. Efendim, evet. Kapatıyorum ilk güncüm. Mehmet Bey, çok teşekkürler. O yazı benimdir. Evet. Şurada enteresan bir mail geldi de maili kaybettim. Neyse, sen evet, 1502'de Safevi devleti kurulduğunda İran'ın büyük çoğunluğu Sünni. Sünnidir, ne oluyor evet. Peki bu Sünniler? Bundan sonra Şah İsmail'in İran'ı Şiileştirme politikası başlıyor. Ve bu Şiileştirme ciddi bir şiddet gösterisi paralelinde gelişen bir Şiileştirme hareketidir. Mesela Şah İsmail Tebriz'de tahta oturduğunda ilk cuma namazında her tarafa haberler gönderilecek ve denilecek ki artık Şii ezanı okunacak, Şii hutbe okunacak ve Tebriz ve İran Şii olacak. Ona diyorlar ki biz bunu açıklamayalım. Tebriz'in büyük bir bölümü Sünni ve biz onlara cevap veremeyebiliriz. Yani onlar ayaklanırsa çaresiz kalabiliriz. Ben diyor bu yola baş koydum. Yani ben kılıcını çıkarıyor, ben bu yola baş koydum. Ya bunlar Şii esasa gelirler ya da bunların hepsini biz katlederiz. Ve Tebriz'de Uzun Hasan Bey'in yaptırdığı camide ilan ediliyor Şia mezhebinin resmi mezhep olduğu ve tablo çok ilginç bir tablodur. Şah İsmail, bunun minyatürü de vardır, hutbe okuyan imamın yanında durur elinde kılıçla. Caminin içerisinde de iki kişinin yanında bir tane kızılbaş elinde kılıç, çıplak kılıçla durur. Ve kıpırdayana işte kılıcını gösterir şekilde böyle bir tablo vardır ve Şiilik resmi mezhep ilan edilir. Bundan sonra direnen her yerde çok ciddi katliamlar yapıyor. Kimseye acımıyor yani.